Eserimizin 9. dersindeyiz. Bir önceki dersimizde şu sorunun cevabına başlamıştık. Kafir kısa bir süre dünyada kalır ve bu süre zarfında günah işler. Kısa bir zamanda işlenen günahlara ebedi ceza vermek adalet ve hikmete uygun mudur? Bu sorunun cevabında şöyle demiştik. Evet, kafir kısa bir süre yaşar. Ama bu kısa sürede nihayetsiz cinayetler işler. Nihayetsiz cinayetlerin cezası nihayetsiz azaptır. İşte böyle demiş ve kafirin birinci cinayetini izah etmiştik. Bu dersimizde ikinci cinayeti işleyeceğiz. Kafirin ikinci cinayeti mahlukatın kıymetini düşürmesi ve onları kıymetsizlikle itham etmesidir. Şimdi bu cinayete dair hazırladığımız videoyu seyredelim. Allah'ın sonsuz rahmeti kafirin ebedi cehennemde kalmasına nasıl müsaade ediyor? Bizler bu dersimizde ebedi cehenneme girecek olan kafirin işlemiş olduğu başka bir cinayeti anlatacağız. Ta ki Allah'ı inkar ederek nasıl büyük zulümler ve cinayetler işlediği ve küfrü sebebiyle kendisini ebedi cehenneme nasıl mahkum ettiği daha iyi anlaşılsın. İman öyle bir bağdır ki hem insanı hem tüm varlıkları sanatkârı olan Allah'a bağlar. O bağ sebebiyle tüm varlıklar üzerinde Allah'ın isimleri ve o isimlerin nakışları ortaya çıkar. Tüm varlıklar bu cihette Allah'ın antika bir sanatı, kudretinin mucizesi ve isimlerine aynı olmakla bir kıymet kazanır. Küfür ise o bağı koparır. Çünkü Allah'ı inkar eden bir kafirin nazarında tüm varlıklar, tabiatın, sebeplerin ve tesadüfün elinde bir oyuncaktır. Bir sanatkarları yoktur ki ona nispet edilerek bir kıymet kazansın. Evet, bir eser kıymetini sanatkarından alır. Mesela antika bir resim, maddesi itibariyle 5 kuruşluk bir değeri varken sanatkarına nispet edilse 1 milyon kıymet kazanır. Antika bir kılıç düşünüyoruz. Bu kılıcı demirciler çarşısına götürsek maddesi itibariyle 10 lira bir paha biçilirken antikacılar çarşısına götürüp maharetli sanatkarına veya gerçek sahibine nispet edildiğinde milyonlar kıymet kazanır ve o fiyata satılabilir. İşte insanlar, hayvanlar, bitkiler, dağlar, denizler, yıldızlar, aylar, güneşler. Kısacası tüm varlıklar Allah'ın mahluku, onun sanatı, kudretin bir mucizesi olmakla bir kıymet kazanmışlardır. Ama kafir, küfrü sebebiyle Allah'ın yarattığı, binbir hikmetle yoğurup halk ettiği mahlukatı çürümeye mahkum, cansız, ruhsuz, gayesiz bir madde yığını olarak görmekle büyük bir haksızlık yapmıştır. Onların kıymetini 1000'den 1'e düşürmekle tüm varlıkların hukukuna öyle bir haksızlık ve zulüm etmiştir ki akıl bu cinayetin büyüklüğünü kavramaktan acizdir. Evet, her bir varlık yaratıcıları olan Allah hesabına bakıldığında bir değer ve kıymet kazanır. Hikmetle yazılmış bir kitap karanlıkta okunamadığı gibi kitap hükmünde olan tüm varlıklar küfrün karanlığıyla okunamamış ve kıymetsizlikle itham edilmiştir.
Bir çiçek, Allah'ın kıymetli bir sanat eseri olmakla kainat kadar bir kıymet kazanırken, o kâfirin nazarında koklanıp atılacak bir şey derekesine düşmüştür. Bir kuş, Allah'ın isimlerine ayna olmakla sonsuz bir kıymete ulaşırken, o kâfirin nazarında tesadüfen oluşmuş kıymetsiz bir varlık olarak kalmıştır. Gökteki güneş, Allah'ın terbiyesi ve isimlerinin tecellisiyle Nur isminin parlak bir aynesiyken, kâfirin nazarında gökyüzünde dolaşan serseri bir ateş topudur. İnsan ise Allah'ın tüm isimlerine ayna olmakla öyle bir mucize-i kudrettir ki, Allah onu yeryüzüne halife yapmış, her şeyi ona itaatkâr kılmıştır. Evet, insan kainat ağacının en mükemmel meyvesiyken, o kâfirin nazarında tesadüfen oluşmuş, düşünen bir hayvandır. Özene bezene harika resimler yapıp, bir sergide teşhir eden ressamın eserlerini hiçe sayarcasına, bunları da güzel diye asmışlar. Ne kadar manasız, ne kadar anlamsız ve ne kadar çirkinler. Herhalde boyalar kendiliğinden dökülüp bu şekilleri almış diyen kimse, tablolara ve sanatkâra ne büyük bir hakarette bulunmuş olur. İşte kâfir de Cenab-ı Hakk'ın nihayet derecede güzellik ve sanatla yarattığı mahluklara rastgele yapılmış, manasız şeyler diyerek, her biri bir sanat harikası olan o varlıklara karşı hakarette bulunmaktadır. Ağzından çıkan bir kelimeye bile manasız denilmesine kızan insan, bütün kainata manasız, kıymetsiz demekle kainatın hukukuna tecavüz ettiği gibi, sanatkarın hukukuna dahi tecavüz etmiştir. Şimdi sorumuz şu: Allah'ı inkar eden bir kâfir, kıymetsiz zannederek ne kadar mahlukun hukukuna tecavüz etmiştir? Manasız sanarak ne kadar varlığın hakkına zulmetmiştir? Kıymetsizlikle itham edilen varlıkların sayısını hesaplamak sizce mümkün müdür? Bir düşünün, zerrelerden güneşlere kadar her şeyi kıymetsiz görerek, hem o varlıkların hem de sanatkarın hukukuna tecavüz etmek, aklın sınırlarının kavrayamadığı bir zulüm ve cinayettir. Elbette böyle sonsuz bir zulüm ve cinayet, sonsuz bir azabı gerekli kılmaktadır. Kâfirin ebedi cehennemde kalmasını aklına sığıştıramayanlar, aslında onun küfrü sebebiyle işlemiş olduğu suçun büyüklüğünü kavrayamayanlardır. Bu dersimizde kâfirin ikinci cinayetini işledik. Bir sonraki derste kâfirin üçüncü cinayetini işleyeceğiz. O derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.